Efendim, selamun aleyküm. Bugün 26 Şubat 2024 günlerden pazartesi. Yorumlu yorum günündesiniz. Bizleri Radyo Öncü, Radyo Kent ortak yayınında Öncü stüdyolarından izliyorsunuz. Ben Sadullah Ünsal. Efendim, bugün çok farklı bir konudan bahsedeceğiz. Siyaset seçim var da ama öncelikle şu var. Kaynaşlı Dipsiz Göl diye bir ortaokul var. Dipsiz Göl köyünde. Burada bir matematik öğretmeni var. Emine Hanım. Emine Hanım. CİMER'e vatandaş şikayette bulunmuş. Konu da şu. Öğrencilerle konuşurken, öğrencilerle ders yaparken tabii her istediğin şekilde eğitimi, algıyı, bilgiyi öğrenci alamayabilir. Öğrencilere, burada öğrencilere çok aşağılayıcı, çok küçük düşürücü, onurunu kırıcı veya şöyle söyleyeyim kısaca, bu çocukların özgüvenini bitirecek şekilde hitap ettiğini bildirmişler CİMER'e, Cumhurbaşkanlığı İnceleme Merkezi'ne. Şimdi bu konu Sayın Valimize arz edildi. Mutlaka gereğini yapacaktır. Ancak şu var, bu milletin evladına bu şekilde davranan bir eğitimciyi ben bu milletten saymam. Çünkü yıllardır biz zaten özgüveni böyle köreltilmiş, dibe vurdurulmuş bir eğitim nizamının içinde yetiştik. Neye göre? Sanayiye gideriz, arabamıza bir parça alacağız. Ne yaparlar? Efendim, Avrupa mı yerli mi? Ya Avrupa daha iyisi, ondan alalım, sömürge. Bir hal, bir davranış veya topluma ahlaki noktada bir yaklaşımlarda Türk mü? Türkiye'de bunu yaparlar, Avrupa'da bunu yaparlar diye bize sürekli kendini aşağılama noktasında bir yaklaşım var. Ya bu Avrupa'da, Belçika'da, Fransa'da, Amerika'da, İngiltere'de her ne karın ağrısı yetişen çocuklar dünyaya doğmadan anasının karnında eğitim mi alıyor? Bunların DNA moleküllerinde bizim neslimizden daha artı ne var da bunlar bilgili doğru oluyor? İşte bu eğitim sisteminden. Sen çocuğu sınıfta rencide edecek şekilde hakir görürsen, özgüvenini kırarsan o zaman sen bu milletin, bu milletten değilsin. Bu millete ait değilsin. Netice itibariyle biz Avrupa'daki, İngiltere'deki, Fransa'daki çocuklardaki özgüvenin mantığını buraya yerleştirmeliyiz. Onu bizim DNA moleküllerimizde, kanımızda ve ruhumuzda dünya insanlığına hizmet ederken, bu insanlığa hizmet ederken onların DNA moleküllerinde ve yapılarında ve geçmişlerinde insanlığa zulümle, insanlığa sömürgeyle, insanlığa baskı yaparak, sömürerek, değerlerini kullanarak ne yaptılar? Bir tarihleri var. Ama bizim öyle bir tarihimiz yok. Ey Emine öğretmen, bunları sen öğrenmedin mi? Bu çocuklara lütfen, lütfen Emine öğretmenin şahsında tüm öğretmenlerimizi saygıyla, hürmetle anıyoruz. Ama bu milletin evladının özgüveninin, karakterinin ve şahsiyetinin oluşmasında ve dünyayı bir mıh, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir orduyu, bir ordu, efendim, bir devleti kurtarır mantığıyla yetiştirmek lazım. Birimiz dünyayı kurtarabiliriz. Dipsiz Göl köyündeki matematik öğretmenin de bu evlatlara, bu neslin evlatlarına bu ruhu veremiyorsa mesleği bıraksın. Kimse orada egolarının ve yani hırsının, keyfinin neyse tatmin yeri değil orası. Efendim şimdi dün akşam Çilimli'deydik. Muhabbet Kapısı vardı. Orada çok güzel bir gece yaşadık Çilimli'de. Muhabbet Kapısı'nda değerli sanatçılar vardı ve hepsinden önemlisi Mustafa Karakaş, Profesör Doktor, o sohbete katıldı. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'un davetine icabet ederek orada muhteşem bir gece yaşandı. Sedat Uçan ilahileriyle diğer sanatçılar da destek verdi ve güzel bir gece yaşandı.
Ve ben hakikaten o sohbetten, o mistik havadan ziyadesiyle mutlu olduğum gibi birçok insanın da mutluluğunu yüzünde gördüm. Muhsin Yavuz sahneye çıktı. Teşekkür etti katılanlara. Bir adeta bir veda konuşması yaptı. Ve orada da büyük bir teveccühle karşılandı. Ve enteresan olan sağ tarafına Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı, sol tarafına da AK Parti'nin belediye başkan adayını oturtturduğu çok enteresan bir şey vardı orada. Çok centilmenceydi. Yani Muhsin Yavuz derken bakın Kaynaşlı'da Erol Bayraktar partisinden istifa edip Büyük Birlik Partisi'nden aday oldu. Yığılca'da Muzaffer Yiğit Partisi'nden istifa edip yeniden Refah'tan aday oldu. Netice itibariyle Muhsin Yavuz 15 yıl görev yaptım, virgül koyuyorum dedi ve hiçbir partiye de hiçbir yere de gitmeden dik duruşunu, asilce duruşunu gösterdi. Çilin mi demişken, ben şimdi oraya gidince insanları bir yokladım, hava nasıl oralarda gibi. Şimdi AK Parti'nin listesinde, genel meclisi listesinde Tahir Gülbahar, Muhtarlar Derneği Başkanı bunu ilçe teşkilatı çağırıyor. Gel diyor, buradan diyor aday oldu. İki günde aday listesinde kaldı. İki gün sonra oradan, Eksoz'dan çıkıverdi. Efendim yine Hüseyin Çelebi var orada. Hüseyin Çelebi, nöbetçi aday dediğimiz, AK Parti'den aday olan adam dün akşam öyle bir anlattı ki, beni dedi çağırdılar dedi. Kendileri davet ettiler dedi. Muhsin'i dedi gözden çıkarmışlar. Beni de dedi aldılar, sistemin içinde erittiler. Ve netice itibariyle kendileri davet ettiler beni başkan adayı ol diye dedi. Ancak şimdi burada oradaki yönetim, parti efendim, Muhtarlar Derneği Başkanı'nı biz seni aday yapacaktık ama Faruk Özlü engel oldu diye sağda solda konuşmaya başlamış. Diğerine böyle, ya siyaset bu kadar, bazı, tamam siyaset de entrika olur. Siyaset ilim değil, film işi, kabul ediyoruz ama bu kadar entrika olmaz ya. Akabinde dedim ki seçim havası burada nasıl gidiyor? Bir baktık seçim havası. Vallahi Orhan Kansız, AK Parti'nin önceki ilçe başkanı, il genel meclisi adaylığı için müracaat etmişti. Fakat Orhan Kansız'la aslında belediye başkanı adayı olacaktı. Öyle bir niyet vardı, öyle bir temayül vardı. Bu olamayınca efendim Yılmaz Yıldız'ı bir şekilde, adam istemiyorum dedi ya, Yılmaz Yıldız ekranlara çıktı, bize açıklama yaptı. Ben bu işi yapamam dedi ya, istemiyorum dedi adam. Ama bunu bir şekilde yaptılar. Ama yanına Orhan Kansız'ı koydular. Orhan Kansız belediye meclisinde, il genel meclisinden belediye meclisine dahil oldu. Oradan aday oldu. Ama işin sonunda belediye başkanını buldular. Kazanamadıkları Orhan Kansız'la, kazanamayacağız dedikleri Orhan Kansız'la seçime girip Yılmaz Yıldız'ı seçtirip, artık bir sene mi olur, 6 ay mı olur, 2 sene sonra mı olur, Yılmaz Yıldız'ı o posttan kaldırıp Orhan Kansız'ı oturacak diye bir intiba var şeyde. Çilimi'de böyle bir intiba var. Yılmaz da yapamam dedi, ben yani aday da değilim, ben bu işi beceremem dedi. Adamı yola koydular. Artık herkesin bir hesabı var ama orada şu andaki atmosferde tam bir muamma var. Ve ben dün akşam sunumda Muhsin Yavuz, artık işler karıştı yani, Yılmaz'dı Yavuz'du. Efendim dinlerken hakikaten etkilendim. Çok güzel hizmetler olmuş. Yayının sonunda arkadaşlarımız bunu monte edecekler. Neler yapmış, neler etmiş ve ondan sonra niye böyle olmuş, şu kararını vatandaş verir. Ama bildiğim bir şey var. Seçim döneminde adaylar birbiriyle siyasi rekabet yapması ve bununla ilgili bazı kanalları zorlanması gayet doğal bir şey. Siyasette bu var. Ama etik olmayan, insanların kaderiyle, insanların değerleriyle, insanların dünyaya bakıştaki asaletleriyle oynamak, vallahi izahı yok bunun. Bunun izahı yok. Netice itibariyle bizim geldiğimiz nokta şu: Düzce'de genel anlamda bir değişim var. Düzce değişime gebe.
ve Düzce'de bir şeyler değişecek. Eskisi gibi olmayacak. Hatta Faruk Özlü'nün bir açıklaması var. Fırıldak adaylara, 2-3 parti değiştiren adaylara oy vermeyin diyor. Bize verin diyor oyu. Ve bu arada da Düzce'de en çok konuşulanlardan bir yaşam analizi yapalım. Bu afişler var, afişler. Bir reklamcı bunları tahmini böyle metrekareleriyle ölçmüş. 13 milyondan fazla şu andaki Düzce'de asılan afişlerin total değeri, yani bir partinin iki partinin değil, 13 milyonla 15 milyon arasında. Bu millet 8 lira 10 lira emekli maaşı alıyor, 500 lira ete veriyor. Yani canı burnunda, bu kadar afişin, milyonların bu kadar harcanması. Yani bir tek parti değil, hepsinin totalinde 15 milyon civarında diyor. 15 milyon civarındaki bu afiş insanlara farklı şekilde dağıtılsaydı bir yaraya merhem olurdu. Binlerce insan bundan faydalanırdı ama bu da olmadı. Efendim şimdi yarın salı, çarşamba günü saat 10'da, çarşamba günü, perşembe ve cuma her sabah saat 10'da Canan Hanım var bizim haber merkezimizde. Haber müdürümüz sabah program yapıyor biliyorsunuz. Çarşamba sabahı ilk programda kim var? Kenan Sübekçi, AK Parti'nin Gümüşova Belediye Başkan adayı Kenan Sübekçi. Perşembe sabahı saat 10'da Akçakoca CHP Belediye Başkan adayı efendim Fikret Albayrak var. Cuma sabahı saat 10'da da Yeniden Refah'ın Belediye Başkan adayı, Kaynaşlı adayı Birol Şahin programda olacak. Ve Cuma günü akşamı kitabın ortasında programında biz de olacağız. Bakalım kimle olacağız? Onu önümüzdeki günlerde size tanıtırız. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. ...2009 yılında 6.348 olan nüfusumuz 2023'te 9.872'ye ulaştı. Yine 2009 yılında 48 olan personel sayımız şu anda 82'ye çıktı. Göreve geldiğimiz günden beri 5 iş makinesi, 2 kamyon, 2 çöp aracı ve 11 hizmet aracıyla belediye araç sayımızı arttırdık. Dijitalleşme noktasında ise e-belediye sistemine geçerek vatandaşlarımızın ödemelerini online yapabilmelerinin önünü açmanın yanı sıra belediyemizle ilgili birçok bilgiye internet üzerinden erişim sağlandı. Görevde bulunduğumuz süre boyunca doğalgazı ilçemize kazandırmanın yanı sıra 117 bin metre doğalgaz hattı tamamlayarak halkımızın refahını arttırdık. Aynı zamanda 11 bin metre kare betonarme kaldırım, 18 bin metre kare kilit parke taş kaldırım, 71 kilometre asfalt, 62 bin metre kare parke taş ve 22 kilometre yeni yol açarak ilçemizin trafik ve yaya güvenliğini sağladık. Tüm mahallelerimize çocuk parkı yaparak toplamda 29 adet parkı çocuklarımızla buluşturduk. Halkımızın su sıkıntısı yaşamaması adına su işlerine oldukça önem verdik. Eski su hattımızı tamamen yenileyerek su hattımızı 100 kilometreye ulaştırdık. Eski iki su deposunu tamamen yenileyerek iki yeni su deposu oluşturup halkımıza sağlıklı suya ulaşım imkanı verdik. İlçemize modern bir pazar yeri yapmak için 2012 yılında çalışmalara başladık. 5090 metrekare arsa üzerine 1500 metrekare kapalı pazar yeri ve 91 metrekare hizmet binasını projelendirerek aynı yıl içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sundu. İlçe ekonomisine yaklaşık 20 milyon TL katkısı bulunan Karadeniz bölgesinin en büyük cezaevi 2014 yılında faaliyete geçti. ...2012 yılında sel ve taşkınları önlemek adına 1650 metre dere ıslahı tamamlandı. ...2011 yılında başlayan Çilimli Yöresel Kültür, Sanat ve Kardeşlik Festivali ile halkımızla bir araya gelerek keyifli zaman geçirdikleri bir etkinlik gerçekleştirdik. Milli birlik ve beraberlik değerlerimizi ön planda tutarak hazırladığımız festivalleri hem Çilimli halkına hem de tüm misafirlerimize yöremizi tanıtmak amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirdik.
Selçuklu, Osmanlı ve günümüz mimarisinin bir sentezi olarak planlanan yeni belediye binamız 2019 yılında ilçemize kazandırıldı. İlçemizin en büyük eksikliği olan nikah ve konferans salonunu da içinde bulunduran yeni belediye binamızı vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Belediyemize ait arazi Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilerek projemizin ilk adımı atıldı. İlçemizde yapımı tamamlanan Çilimli Entegre Hastanemiz, 4055 metrekare yüz ölçümüyle tüm nüfusun mevcut hizmetlerden eşit yararlanmasıyla dengeli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamıştır. Yıllık ortalama 100 bin hastaya hizmet vermekte, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla da 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. İlçemiz sporcuları ve halkı için önem arz eden bir proje başlatarak 2021 yılında toplamda 750 kişi kapasiteli şehir stadyumunun yapımını tamamladık. Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren spor ve sporcunun yanında olduk. Çilimli Belediye Sporumuzun birçok dalda başarılar elde etmesini sağladık. Halter, judo dallarında birçok başarıya imza atarken futbolda süper amatörden Bal Ligi'ne yükselme başarısı gösterdik. 6 senedir Bal Ligi'nde mücadele eden takımımıza altyapıdan 200 sporcu kazandırdık. Bunun yanında altyapıda bulunan sporcularımız da birçok şampiyonluk yaşadı. Voleybol branşında bölgesel ligde şampiyon olan takımımız 2. ligde üst üste ligde kalma başarısı gösterdi. 8 sene üst üste il birinciliği gösteren genç erkekler takımımızsa 2 sene Türkiye çeyrek finalisti oldu. Yıldız erkekler takımımızda 5 sene il birinciliği başarısı elde etti. İlçemizde bulunan yüksekokulumuza 115 metrekare ek hizmet binası kazandırdı. Bunun yanı sıra yüksek öğrenim gören 48 öğrencimize burs imkanı sundu. Eğitimin her aşamasının önemini ön planda tutarak ilçemize 3 yeni lise ve 2 adet kapalı spor salonu kazandırdı. Aynı zamanda öğrencilerimizin ülkemizin milli ve manevi değerlerini tanımasını önemseyerek kültür gezileri düzenledik. İlçemizde bulunan okullarımızın çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik. Öğrencilerimize yaz kursları açarak onların eğitimlerine katkıda bulunduk. Eğitim setleri hediye ederek öğrencilerimizin sınavlarda başarılarını artırmayı hedefledik. Çocuk sokağı kurarak çocuklarımızın boş vakitlerinde güvenle eğlenebilecekleri alan oluşturuldu. Pandemi döneminde yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız önde olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç durumlarında yanında olduk. Hijyen ve gıda desteğinde bulunarak bu zorlu süreci en hafif şekilde geçirmelerini amaçladık. Kamu binalarını dezenfekte ederek titiz bir süreç geçirdik. İlçemizde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik. Yönetime geldiğimizden bugüne gelecek nesillerimize daha yeşil bir Çilimli bırakmak için 10 bine yakın ağaç diktik. Kültür gezileri düzenleyerek ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin tarihini yerinde görmesine vesile olduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olduk. Sağlık hizmetlerine erişmek isteyen vatandaşlarımızı hasta nakil araçlarımızla ulaşımlarını gerçekleştirdik. 6 Şubat Kahramanmaraş ve 23 Kasım Düzce deprem süreçlerinde vatandaşlarımızın yanında olarak kaygılarına ortak olduk. İlçemizin en önemli projelerinden olan Yeni Vakıf Göleti projesiyle bölgemizin su problemini tamamen ortadan kaldırdık. Projenin tamamlanmasıyla ilçemizin 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak. İlçemizin doğusunda bulunan birçok köyünde su sorununu çözecek olan barajımızın çok yakında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Toplamda 198 hak sahibi bulunan kentsel dönüşüm projemizde 77 adet konut, 117 adet iş yeri, 18 adet ofisle altyapı ve çevre düzenlemesi yaparak Çilimli'ye yeni bir meydan kazandırıyoruz.
2018 yılında planı bakanlık tarafından onaylanarak kamulaştırma işlemlerine başladığımız Çilimli OSB projesinin altyapı ve yol çalışmaları %90 seviyesinde tamamlanmıştır. Ayrıca 2024 yılı içerisinde fabrika temelleri atılması için inşaat ruhsatları verilmeye başlanmıştır. Bölge halkımıza istihdam imkanları sağlayan bu projemiz, ilçe ekonomimize de katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz dönemlerde ilçemize 32 sanayi kuruluşu kazandırarak ekonomi ve istihdam alanı sağlanmıştır. Halkımıza iş imkanı sunmanın yanında ilçemizin kalkınması da amaçlandırılmıştır. İlçemizde üretimi gerçekleştirilen siyah pirincimizi bir marka haline getirdi. İnsan sağlığına oldukça faydası bulunan siyah pirinci ilçemizdeki çiftçilerimizle bir araya gelerek ürettik. 2023 yılında 125 dönüm arazide 40 ton üretim gerçekleştirdik. Marka ve patent çalışmalarını tamamladığımız siyah pirinci ilçemize ve Düzce'mize kazandırdı. Düzce'nin coğrafi işaretli ürünleri arasına siyah pirinci de dahil etti. Üretimini yaptığımız siyah pirincin tanıtımına katkı sağlayan ve geleneksel hale gelen siyah pirinç festivalimiz, halkımızın günlük hayat stresinden uzaklaşarak keyifli zaman geçirmelerini sağladığımız bir etkinlik olarak varlığını sürdürmektedir. İlçemize 3. kez TOKİ konutlarını kazandırdı. 152 adet konut ve 4 adet dükkandan oluşacak yeni yaşam alanımızda ayrıca altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da yapılmaktadır. ...2022 yılında başlanan 17 iş yeri için 22 metrekare ve 33 metrekareden oluşan sıra dükkanlar aynı yılda esnafımıza teslim edildi. İlçemizde önemli yatırımlardan biri olan Olimpik Yüzme Havuzunu kullanıma açtı. 25 metre uzunluğunda parkura sahip olacak olan tesisimiz, gençlerimizin yüzme öğrenmesine büyük katkı sağlayacak. Çocuk oyun alanları, restoranlar, serbest piknik alanları ve yürüyüş parkurlarından oluşan millet bahçemizin birinci etabını tamamladık. Açık ve kapalı olmak üzere toplam 2000 metrekare alanıyla arabacı sosyal tesis ve düğün salonunun 500 kişiye hizmet vermesi planlanmaktadır. Peyzaj alanı ise 500 metrekare olan projemizin halkımızla en kısa sürede buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulu Cami Mahallesi, Söğütlü Köyü ve kiraz tarla mevkii olmak üzere 3 adet sondaj kuyusu açılacak ve jeotermal su kaynağı genele yayılarak konut ısıtmalarında ve seracılık alanında kullanılacak. Halkımızın refahı temeli alarak planladığımız proje için ödenek ve gerekli izinler alınmıştır. 3000 haneye hizmet vermesi planlanan proje, kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı olarak belirlenmiştir. Gerekli izinler alınmış, ödeneği oluşturulmuş ve halkımıza hizmet için ilk adımlar atılmıştır. Çilimli Sapak Arası mevkiinde aydınlatma, kaldırım ve peyzaj çalışmasıyla ilçe girişi sürücüler ve yayalar için güvenli hale gelirken aynı zamanda güzel bir görünüme kavuşacaktır. İlçemiz için çok önemli olan bu 3 projemiz, Dünya Bankası'ndan sağlanan 6 milyon euroluk finansmanla gerçekleşecektir. Bölgemizde yoğun yaşanan sel ve taşkınların önüne geçebilmek adına Akdere bölgesinde ıslah edilmeyen kısımlarda 1650 metre dere ıslahı çalışmasına başladık. Yıl sonuna kadar tamamlanacak projede çalışmalara devam ediliyor.
13 hektar üzerinde bulunan millet bahçemizin ikinci etabındaysa tiny house'lar, tenis kortları ve paintball alanları için çalışmalarımız devam etmektedir. 15 yıllık süreçte hizmet dolu bir dönem geçirme fırsatı veren tüm Çilimli halkına teşekkür ederiz.